İkinci çocuk, ilk çocuk sıkılmasın diye yapılıyor. Onun yerine oyuncak alsınlar eve. Çok güzel. Bence de. Yani kesinlikle. Lütfen bu çağrıyı dinleyelim. Çocuğumuza oyuncak alalım ve hani o mutlu olsun, o eğlensin, o istedi diye kardeş yapmayalım lütfen. Bu kardeş yapmanın arkasında nasıl bir motivasyon yatıyor? O çok büyük soru. Bir sürü şey yatıyor. Bence hani çok o ebeveynlerin kendi kişisel geçmişleriyle de bağlantılı olabilir. Çocuğuna dair gelecek kaygılarıyla ilgili de olabilir. Tabii şey de olabilir. Onu da ayrı tutmam lazım. Toplumsal baskı olabilir. Çünkü hep bir şey vardır ya bizde hani birinci çocuğu yaparsın, 2-3 yaşına gelir ve hadi 2 artık hani o sanki zaten olması gereken bir şey gibi de bir algı vardır yani o kısmı da katarsak o yüzden hani o birçok motivasyon olabilir. Peki çocuk yapmanın motivasyonuyla birinci çocuğu yapmanın motivasyonuyla ikinci çocuğun yapmanın motivasyonu farklıdır diye düşünüyorum, Bence farklıdır. değil mi? Evet, Çünkü farklıdır. birinci çocuktan bir deneyim de geliyor yani. Çok doğru. Hem yapmanın hem de ebeveynlik yapmanın da aslında. Yani sadece o karar kısmında değil, ebeveynliği yürütme kısmında da çok farklıdır. Çünkü ilk çocuğu yaptığınızda sıfırdan başlıyorsunuz aslında. Bildiğin ve pratiğini yaptığın bir şey değil. Dolayısıyla onu daha kuralına uygun da yapmaya çalışıyorsun. Ya da belki daha yoğun kaygılarla da yürütüyorsun bir şeyleri. Ama benim gözlemlediğim çoğunlukla ikinci çocukta ilkinden artık yani çünkü düşünsene ilk çocuğunu yaptığında eğer anneysen tecrübesiz bir annesin. Herkesin gözünde de öylesin. Kendin de bunun farkındasın zaten. Ama ikinci çocuğu yaptığında artık diğerlerine öneri verebilen, işte tavsiyelerde bulunabilen deneyimli bir annesin. Bunun verdiği de bir rahatlık olduğunu gözlemliyorum ben. Peki bu birinci çocuk, ikinci çocuk, bu arada konuşmadığımız bir üçüncü çocuk, dördüncü çocuk gibi Tabii. şeyler de olabilir. Bunların hepsi bir aile kurma ya da bir araya geldiğinde birbirini sırt sırta verebilecek insanlar yaratma kaygısı da oluyor diye düşünüyorum. Belki evrimsel olarak da böyledir. İki çocuk birbirinin rakibi midir, yoldaşı mıdır bu anlamda? Cevap vermesi zor bir soru bence bu. Çünkü bir kere o ilişkinin dinamiğine bağlı olarak da değişir ama bazen yoldaşıdır, bazen hem yoldaşı hem rakibidir. Bunun neye göre şekilleneceği, o iki çocuğun birbiriyle kurduğu ilişkiyle sadece yön verilen bir şey değildir. Anne babanın oradaki tutum ve yaklaşımları da bence kardeşlerin bu ilişkisine çok büyük ölçüde biçim veren bir şey. Ben şimdi bazen sosyal medyada denk geliyorum. Çocuğunun doğum gününü kutluyor. İki çocuk, büyük çocuğun doğum gününü kutlarken "sen benim ilk göz ağrımsın" yazmış. Bu nasıl etkiler kardeşi? Çok bence çok yaralayıcı bir şey biliyor musun? Galiba ikinci çocuk olarak mı söylüyorum bunu şu anda bilmiyorum. Hani Güzel. geldi duygumu karıştırıyor muyum işin içine bilmiyorum ama böyle bir şey var çünkü. Bu arada şeyi bilmiyorum. Yani hakikaten ilk göz ağrısı var da hani ikinci göz ağrısı diye bir şey yok çünkü hani öyle bir şey Evet. söylenmiyor. Yani ikinci çocuğa atfedilen bir şey yok ve orada yarım kalan bir şey var ve ikinci çocuğun bunu hiç hissetmiyor olması içinde ya da bunu duymuyor olması çok imkansız gibi geliyor bana. Ama bir taraftan da şey de demek istemiyorum yani belki de gerçekten böyle bir şey var. Çünkü az önce dedim ya yani ilk çocuğunuzu yaptığınızda tecrübesiz ve sıfırdan bir annelik ya da babalıkla yapıyorsunuz. Dolayısıyla belki de o gerçekten ilk göz ağrısıdır yani hani gerçekten de böyle bir şey vardır. O yüzden suçlamak da istemiyorum. Ama en azından bu söylemin ikinci çocuk tarafından duyulan ve hani şuralarda bir yere dokunan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Anne, işte beni mi seviyorsun, abimi mi, ablamı mı, kardeşim mi diye bir soru sorulduğunda, "hayır canım, ben ikinizi de eşit şekilde seviyorum" çok doğru bir yaklaşım olmayabilir mi? Olması gereken ama eğer sen bir taraftan ilk göz ağrım, ilk göz ağrım diyorsan ve sonra diğer çocuk, ikinci çocuk gelip ikimizi de aynı mı seviyorsun anne dediğinde hayır ben ikinizi de aynı seviyorsam diyorsan söyleminle davranışın çocuk gözünde çok birbirine tutmuyor olabilir.
Bu da zaten sorunlar da oradan çıkmıyor mu? Hani söylemiyle davranışı tutmadığı zaman ciddi sorunlu çocuklar ortaya çıkıyor. Aynen öyle ve hani yine az önceki şeye gönderme yapayım. Yoldaş mıdır, rakip midir kısmında da işte o rekabeti de körükleyen şey belki de bu. O rekabet her zaman şöyle algılanmasın. Şimdi ebeveynler belki burayı dinlerken şey diyebilirler. Yok, ben hiç onları birbirleriyle karşılaştırmıyorum. Ben rakip kılacak hiçbir şey yapmıyorum diyebilir ama bu bazen o kadar görünür bir şey değildir zaten yani. Hani bir hani yarışa sokar gibi yapmak zorunda değilsiniz bunu. Bazen işte böyle küçücük küçücük şeylerle aslında çocuklar içerisinde gizli bir rekabeti de yaratabilirsiniz. Ben kendimle ilgili, benim bir ablam var. Kendimle ilgili öyle bir şey gözlemledim. Benim annemin benimle olan ilişkisi farklı. Ablamla olan ilişkisi farklı. Dolayısıyla hani burada birbiriyle yarıştırma gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen elma ile armut gibiyiz biz. Dolayısıyla buna böyle ikimiz de elmaymışız gibi bakmak anlamlı oluyor mu? Değil. Ben şöyle bir şey dinlemiştim ve böyle çok oturdu bende. Anneler, babalar hep şeyi söyler ya, hayır ben ikisine de hep eşit davrandım, hep ikisine de eşit tuttum, hiçbir fark yaratmadım gibi şeyler söyler ya, bunun üzerinde şöyle bir şey dinlemiştim. Siz ilk anne ya da baba olduğunuzda başka biriydiniz. Çünkü o zaman işte bu ebeveynlikle de ilgili olabilir, sadece o da değil. Atıyorum o zaman henüz kardeşinizle atıyorum kavga etmemişsiniz ya da arkadaşınızla ilgili şunu yaşamamıştınız. Böyle bir kayıp yaşamamıştınız. İş yerinde böyle bir stres yaşamamıştınız. Dolayısıyla tüm bu yaşantılarınız sizi değiştirdi zaten. O yüzden ikinci çocuğa aynı davrandığını düşünsen de sen aynı kişi değilsin. Zaman aktı ve bu zamanda başka yaşantılar yaşadın sen ve bu yaşantılar seni dönüştürdü. O yüzden istesen de aynı kişi olamazsın. Bunun şeyi de var mı emin değilim yani. Çocuk üzerinde hani ikisine de elma gibi. Hayır, zaten ikisine elma gibi davranma. Çünkü o zaman her iki çocuk için de haksızlık değil mi bu? Evet. Kişiliklerini yok saymak gibi bir şey Evet. oluyor. Evet, yani çünkü onun özellikleri farklı, onun becerileri farklı, onun yapabildikleri farklı, benim yapabildiklerim farklı. O yapamıyor diye bir şeyi benimkine de görmezden gelme örneğin. Peki bu genelde ailelerde şöyle bir şey oluyor. Birinci çocuk sıkılmasın diye ikinciyi yaptık gibi. Sanki böyle ikinci çocuğun sorumluluğunu birinciye yüklemek gibi. Bu sağlıklı mıdır? Tabii ki asla sağlıklı değil. Birçok anlamda bunu açabilirim belki. Bir, şu evet haklısın, şu söylem çok duyduğumuz bir şey bizim. O çok istediği için yaptım. Mesela işte kardeş kıskançlığıyla geliyor ve argümanı da şu. Ya biliyor musunuz ben yani o kadar istedi ki, o çok istediği için yaptım ve şimdi bunları yaşıyoruz. Çünkü bu o kadar büyük bir sorumluluk ve o kadar büyük bir karar ki. Bir kere birincisi çocuğa bu kararı yükleyemezsin. Bu çok ağır bir şey. Bu olduğunda işte çocuk o kadar zorlanır ki. Yani ben istedim ve ama ben böyle beklemiyordum. Bu çok zor bir şeymiş gibi. Bir kere buradan bunu yapamazsın. İki, hani abla olma, işte abi olma meselesi. Acaba çocuk ablaya da abi olmayı deneyim yaşamaya başladığında buna hazır mı? Bunu istiyor mu? Bazen çünkü şey yapıyoruz ya, bak sen abisin, sen ablasın şimdi örnek ol ona. O şimdi senden öğrenecek. O başlangıçta kardeş istedi ama o zannetti ki o kardeş doğacak ve onunla oyun oynamaya başlayacak. Öyle olmadığını görünce zaten pişman oldu ve artık abi olmak ya da abla olmak istemiyor. Küçük çocuk olarak kalmak istiyor. Dolayısıyla bu söylemler aslında çocuk için çok zor ve ağır gelen şeyler. Sorumluluk yani her yani bir çocuğun sorumluluğu çocukta olamaz. Çocuk bir yetişkine ihtiyaç duyar büyümek için. Dolayısıyla zaten onun ebeveyni varsa sorumluluk da ondadır. Peki bu çocuk yapma kararını alma süreci eşlerde çok farklı süreçler oluyordur diye düşünüyorum. İkinci çocuk ya da birinci çocuk şey diye de yapılmış olabiliyor bazen. Aa, ilişkimiz kötüye gidiyor, çocuk yapalım ilişkimiz iyiye gitsin. Şimdi bunu çocuğun hissetmemesi mümkün değildir diye düşünüyorum. Doğru.
Mutlaka yani hissettiğine bence ben de eminim. Ama bir de bunun yanında çoğunlukla hani bu belki başka bir kanal ama yani çoğunlukla da şunu görüyoruz değil mi? Evliliği kurtarsın diye yapılan çocuk evliliği kurtarmadığı gibi çocuk için de aslında ilişkisiz bir ortamda büyümeyi getiren bir şey. Bir de üstüne üstlük bu ilişkisiz ortamın sorumluluğu da ona yüklenirse çocuğun vay haline gibi bir bu, şey. Bu bir yandan da şeyi de eleştirmek gerekiyor belki ya da konuşmak gerekiyor. Hani şöyle şeyler söyleniyor toplum içinde. Aa işte bu iki numara. Bir de öyle bir numara takma var. Yani evet. Tamamen kişiliksizleştirme. İki numara bu kazayla oldu. Evet. Ay şimdi evet. Kazayla oldu. Enteresan. İstemedin yani sen aslında. Yani sen evet. istemeyen bir şey olarak katıldın. Yani bazen aslında hani yani sonuçta böyle esprilerde var ya bizim için. Hı-hı. İşte tekne kazıntısı mı? Evet. İşte iki numara, kazayla oldu vesaire. Bunlar hani bizim toplumda biraz da böyle espriyle söylenen ve gülüp eğlendiğimiz şeyler. Yetişkin olarak gülüp eğlendiğimiz şeyler. Hı-hı. Ama çocuğun gülüp eğlendiği bir şey değil aslında. Düşünsene yani ben kaza kurşunu olarak gelmişim. Yani aslında istenmemişim. Abim ya da ablam istenmiş, onun üzerine hayaller kurulmuş ve ben davetsiz misafir olarak gelmişim. Bunun onda yaratacağı şeyleri düşün, bir de bunun kardeş ilişkisinde yaratacağı şeyleri düşün. Sen çocuklar doğduktan sonra gerçekten o dengeyi çok iyi yürütüyor da olabilirsin ama söylemsel olarak hep bunları gündemde de tutuyor olabilirsin. Sadece bu bile aslında o iki kardeşin yoldaş ya da rekabetiyle ilgili bir yön verebilir aslında. Peki bu ikinci çocuk olduktan sonra tabii birinci çocuk gözden düşüyor. İkinci çocuğa doğal olarak hani yaşamsal olarak diğerinin bize daha çok ihtiyacı var. Bu da en belirgin olarak bir kıskançlık yaratıyor diye düşünüyorum. Doğru. Bu kıskançlığın üstesinden nasıl gelir ebeveynler? Önce şunu bence kabul ederek. Kardeş... doğasında zaten kardeş dünyaya geldiğinde kıskançlığı da doğuracak bir şeydir. Çünkü tam da dediğin yerden bir de hani yaşları da yakınsa ya benimle ilgilenilirken, olay benken şimdi annem ya da babam yüzünü kardeşime dönmek zorunda ve vaktinin birçoğunu da belki onunla geçirmek zorunda. Bu tabii ki kıskanılacak bir şey. Hani bunu ben de yetişkin olsam ben de kıskanırım yani. Bu kıskanılacak bir şey. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Yani amacımız şu olmamalı. Yani öyle bir şey yapmalıyım ki çocuğum kardeş kıskançlığı yaşamasın. Hayır, kardeş kıskançlığı yaşanır ve doğaldır. Kardeş kıskançlığı yaşamasın diye ben şunu daha çok gözlemleyebiliyorum. Kardeş kıskançlığı yaşamasın diye ikinci kardeş daha dışarıda bırakılabiliyor. Nasıl olsa bebek ya, nasıl olsa o daha farkında değil ya. O yüzden işte abi ya da abla eve geldiği andan itibaren bütün ilgi onun üzerinde olsun ki hani o kıskançlığı çok yaşamasın ve hissetmesin. Hayır, tam tersi. Kardeşin kabulü açısından da aslında şunu görmeli çocuk. Benim annem babam da bu yeni doğan bebeği seviyorlar, ilgi gösteriyorlar, önemsiyorlar. Demek ki bu önemseyebileceğim ve sevebileceğim biri. O zaman ben de buna alışsam iyi olur ve sevmeye başlasam iyi olur. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Annemin babamın bile yeterince sevmediği ve şikayet ettiği, ay pis zaten bu, ay bu zaten sürekli ağlıyor dediği şeyi ben niye seveyim ki? Ben niye alışayım ona? Çok güzel. Peki en son şunu sorayım. Çocuklar zaten hissetmiyor. Çocuklar zaten ama çocuktur ne anlayacak dediğimiz şeyler var ya. Aslında bal gibi de anlıyorlar, bal gibi de hissediyorlar durumu var. Bu kaç yaşından sonra başlıyor ya da böyle bir bilimsel bir veri var mı ya da hep mi başlıyor, anne karnından itibaren mi başlıyor? Şöyle bir şey okuduğum biliyorum. Bebek anne karnında, anne rahminde 20. haftadan itibaren beyin aslında şeyini tamamlıyor, gelişimini tamamlıyor ve beyin kaydı almaya başlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Aslında anne karnında 20. haftadan itibaren olup bitenlerin bizim beynimizde kaydı var. Biz onları anı olarak hatırlamıyor olabiliriz ama bazen duyum olarak, bazen sadece bir his olarak aslında hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunun bir
yaşı yok. Şey tabii çok başka bir şey. Bu iki kardeş anne rahmini paylaşıyorlar sonuçta. Aynı yerden geldiler yani varoluşları aynı yerden çıkarak var oldular. Bu çok farklı bir bağ yani üzerine çok uzun uzun konuşulabilecek bir şey bence. Farklı bir bağ ve farklı bir rekabet aynı zamanda. Ama dediğim gibi biliyoruz ki bu hani şu yaştan itibaren hatırlamaz, daha bebek bilmez diye bir şey yok. Söyleyemez, anlatamaz anıyı ama onu bir duyum olarak, onu bir his olarak bilir ve hatırlar. Bedeni hatırlar. Burada aslında şöyle en son toparlarsak şöyle bir şey diyebilir miyiz? İkinci çocuk kararını birinci çocuk üzerinden vermek anlamlı değil. Hı hı. Mümkünse bunu oturup eşlerin kendi özgür iradeleriyle vermeleri daha doğrudur. Ve kıskançlık doğaldır. Hı hı. Kıskançlık zaten olacaktır. Bunun nasıl algıladığınız ve nasıl yaşattığınız önemlidir. Çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Okay. Çok güzel özetledin. Tamam, süper o zaman.